İvan'a hoş geldiniz arkadaşlar. Bu lafı yine söylemeyeli sanıyorum 2-3 ay oldu çünkü video çekmiyordum. Ben sadece hikaye videoları falan paylaşıyordum. Kendi yüzümün olduğu videolar yoktu kanalda. 45 gündür falan Çin'de yaşadığımı bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Çin'de yaşıyorum. 45 gündür falan dışarı çıkmıyoruz. Burada karantina uygulaması benim şehrimde yok ama iş yerleri falan kapalı. İnsanlar dışarı çıkmasın diye de işte işleri falan iptal ettiler. Okullar, şunlar, bunlar her yer kapalı. Benim çalıştığım yer de kapalı şu anda. O yüzden ben de evdeyim. Genelde oyun oynuyordum. Legends of Runeterra'ya da bayağı sarmıştım çıktığından beri. En azından beta'ya geçtiğinden beri. Şu anda Master Lig'e de ulaştım. Ustalık Lig'ine de ulaştım. Size şöyle bir video çekeyim dedim. Hani diğer bilinen deklerdense, destelerdense bu dek sizi çok kolay, yani çok fazla bilmeseniz de çok ilerilere taşıyacağını düşünüyorum. Beni bu şeye kadar Elmas 1'e kadar taşıdı. Elmas 1'de biraz zorlandım. Ondan sonra Hecarim'deki ile direkt ustalığa geçtim. Şimdi size bir deckten bilgiler vereyim. Ondan sonra oyuna geçeriz. Şimdi deckin olayı tamamıyla her şeyi böyle örümcek alıyorsunuz. Neredeyse her şeyi. Bütün her şeyi örümcekleri bufflamakla, güçlerini arttırmakla, ondan sonra da direkt yüzüne yüzüne, kafasına kafasına adamın vurmakla. Deck'in size bilgisini aşağıda kodunu vereceğim. Oradan da direkt girebilirsiniz. Bunu oyun içinde göreceğiz ama şöyle bakmak isterseniz de burada örümcek olmayan kim var? Darius var. Bu adam var. Bunun dışında sanıyorum aynen herkes ya şeyci ya örümcek ya da İşte büyü falan, o tarz şeyler. Bakalım oyuna. Elmas Ustalık Ligi'nde bakalım nasıl bir sonuç alacağız bu deckle. Çin'de yaşadığım en büyük sorun, Hearthstone oynarken, Avrupa serverında, işte Türkiye serverında TFT falan oynarken en büyük sorun bağlantı sorunu oluyor benim için. Çünkü Çin'de YouTube'dur, Facebook'tur, Instagram'dır, aklınıza gelen bütün neredeyse Amerikan programları, oyunlar dahil olmak üzere her şey bloklu, her şeyi banlamış durumdalar. O yüzden VPN falan kullanarak YouTube'a veya işte oyunlara falan giriyorum. Ve bu VPN'in de zayıf olduğu anlar oluyor. O zamanlarda oyundan düşüyoruz maalesef. Ve ben bu yüzden Hearthstone'u bırakmıştım. Burada en azından şu zamanlarda çok fazla bir sorun yaşamadım bu konuda ama şunu atacağız. Ha bir de aynen bu var ama bundan ikincisi şey örümcek çıkardığı için o da güzel. Şimdi buradan ne yapacağız? Bütün olarak tamamen ve çok fazla düşünmeye gerek yok bu deckte. O yüzden size öneriyorum bunu. Hani oyunu bilmeseniz bile. Bütün olayınız tamamen bütün kartları buraya bırakmak, yığmak. Ondan sonra da işte şunla bununla falan onların bufflayıp adamı öldürmek olacak. Bakalım ilk tura böyle başladık. Bir manalık bir şeyle başlamanız her zaman avantajınız olur. Karşımızdaki Ezreal muhtemelen bizi öldürecek. O yüzden ben böyle yapacağım. Çünkü bunu atsam muhtemelen bir Mystic Shot falan yiyeceğim için yani direkt boşa gidecekti. Şimdi en azından buradan bir vurduk. Bir dahaki turn işte bununla falan belki bir şeyleri bufflarız, bir şeyler yaparız. Şunu bu sefer böyle oynayacağım. Burada Mystic Shot yesek çok büyük sorun değil. Çünkü şu orduyu gördüğünüz üzere öbür turn deli gibi bir adam yiyeceğiz buraya. Şunun birini attık. İki tane buradan çıkardık. Hepsini kullanmayacağım. Çok süper başlangıç izlerseniz değil. Çok fazla örümceğimiz var. Okey ama bunları yani ataklarını yükselteceğimiz, saldırılarını yükseltmemiz lazım ve bunun için elimde bir tane kart yok şu anda. Sadece bu var. Onun için de daha önümüzde iki turnumuz daha var. Şimdi ben buradan en azından 5'i vurmaya çalışacağım. Ezreal sizi antiliyor mu derseniz bu deckle bir bakıma çok şanslı olması lazım. Late'de çok fazla şansınız olmuyor açıkçası. Bunu da kullandım. Bunu neden kullanmadım derseniz hani daha güzel yerler olacaktır. Kullanmalık. Gayet güzel. Şimdi bu turn efsane olacak. Bir tanesini feda etmemiz lazım ama. Harika oldu. Şimdi bu saldıracak kesin olarak. Ben bir böyle yaptım, bir böyle yaptım. Şunu bir öldüreceğiz. Böylelikle ne olacak? Burada 5 tane adamımız olacak oyun içerisinde. Ve onun da adam bayağı şanssızdı. Harika. Şimdi biz bunu atınca ortalık gördüğünüz üzere efsane bir hal aldı. Şu anda kara kara düşünüyor. Hani ne yapsa burayı yok edebileceği tabii ki yerler var. Hani bunu yaptı falan ama hani manası bitti şu anda. Şimdi baya baya yalan edeceğimiz yerler geldi. Yani bu turn aslında bizim turnumuz şu anda. Vurduğumuzu vuracağız. Bunlardan birini oynayabilirdiniz ama siz bunu koyduğunuzda karşılık olarak size verebileceği çok büyük karşılıklar var. Bunu yaptı en azından 6 vurdu. O da kötü değil şimdilik.
önündeki elindeki önemli kartlardan birini oynamış oldu ve bir turluk manasını tüketti ve bizim hala arkadan gelecek adamlarımız var. İki tane Zamazingo çıkarsam mı? Çıkaralım ya. Biraz bu tur mana konusunda sıkıntı yaşıyoruz ama zaten genelde turn eğer 6. 7. 8. turn'e geldiyse genelde zaten onu harcayabileceğiniz bir durum olmuyor. Bu item güzel oldu. Adam aşırı şanssız. Yani baya baya şanssız. Ve direkt çıktı. Yani daha aslında biraz daha eş güçlerin kapıştığı bir karşılaşma olsa daha iyi olurdu. Ama yani gördüğünüz üzere arkadaşlar çok fazla düşünmeye gerek yok. Hani adam ne atar şunu bunu yapma diye düşünmeye gerek yok. Burada çat diye oynuyorsunuz. Hepsini koyuyorsunuz. Elinizde manası yeten ne varsa onu oynuyorsunuz. Adamın kafasına 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 gidiyorsunuz. Ama bazen şanssız durumlarda olabiliyor tabii. O durumlarda da yapacak bir şey yok. Ama bu deck eğer karşı taraf birazcık şanssızsa veya şöyle diyeyim hani şanslıdır ama adam çok fazla late'çidir. Siz 4. 5. 6. turn'de oyunu bitirme şansınız oluyor. Bu böyle bir deck arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda şu anda ben bunu Master League'de bu şeyle oynamıyorum. Çünkü biraz daha taktiksel oynamak gerekiyor. O yüzden hani çok fazla süper iş yapmaz ama dediğim gibi beni bu deck şeye kadar taşıdı. Elmas 1'e kadar taşıdı. Size tavsiye ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Daha değişik decklerle de destelerle de gelmeye çalışacağım karşınıza. Elimde bir sürü kart var ve bunları hazırlayacak durumdayım yani. O yüzden bakalım. Umuyorum sizler de liglerinizi yükseltirsiniz. Başarılar dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.